Yani hep böyle, hep aynı yerde, ertesi gün ne olacağı belli bir şekilde, tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayarak mı geçecek bu ömür diye? Seni sevmeyen, seni istemeyen, sevgisini senden esirgeyen bir kadının peşinden koşma artık. Ben seni çok seviyorum. Bu nasıl bir duygu biliyor musun? Anlatamayacağım kadar çok. Herkes ne kadar sinirli bu arada? <laughs> Kardeş kafan mı uyacak? Burası Türkiye oğlum. Burada herkes inanmak istediğine inanır. Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Durusal. Bugün bir vizyon filmi incelemesiyle karşınızdayım. Filmimiz Zeki Demir Kubuz'un son filmi Hayat. Biliyorsunuz Zeki Demir Kubuz Türk sinemasında önemli bir yönetmen. En nam saldığı yönlerden biri de Nuri Bilge Ceylan arasındaki amansız rekabet mücadele. Eski dostlar işte düşman olma durumları yani artık konuşmamaları falan magazinsel bir durumda söz konusu. Yani Zeki Demir Kubuz'dan isterseniz biraz bahsedeyim öncesinde. Benim çok sevdiğim bir e, yönetmendir kendisi. Çok değerli bir yönetmen. E, bu kendisinin 12. filmi. Bana kalırsa kariyer zirvesi kader filmiydi. Ondan sonra da masumiyet filmini sayarım. Çoğu insan için en önemli filmi her zaman masumiyet olmuştur. Ama ben kaderi biraz daha fazla seviyorum açıkçası ve bir başyapıt olduğunu düşünüyorum. Onun dışında çok fazla filmi olan bir yönetmen değil. 12 film çok fazla sayılmaz ama belirli bir demlenmeden sonra film çeken bir yönetmen. Son filminden bu yana da epey zaman geçti ve kendisini özlemiştik. 3 saat 13 dakika gibi hayli iddialı bir süreyle karşımıza çıktı ve film bu cuma günü vizyona girdi. Öncelikle filme puanımı vereyim isterseniz. Benim filme puanım 10 üzerinden 7. Filmi beğendim. Gitmenizi öneririm. Bana kalırsa özellikle sinemada izlenmesi gereken bir film. Çünkü 3 saat 13 dakika evde dikkat dağıtıcı unsurlarla artık hayatımızın tamamen içine giren Twitter'dır, Instagram'dır, SMS'ler, WhatsApp falan. Bunlar dikkat dağıtıcı unsurlar oluyor. 3 saat 13 dakika gibi bir uzun sürede de bu dikkat dağıtıcı unsurlar e, filmi epey bir baltalayabilir. Ben böyle düşünüyorum. Bir de ağır bir film. E, biliyorsunuz zaten Zeki Demirkubuz'dan bir komedi beklediğimiz yok yine her zamanki gibi bir dram çekmiş. E, bu dramı da içine girmeniz için sinemada olmanız bana kalırsa daha faydalı olacaktır. Zaten sinemada en çok izlenmesi gereken türlerden birinin de ben dram olduğunu düşünüyorum. O moda tamamen sizi sokuyor e, sinema de Bu duygular içerisinde filme biraz daha derinlemesine girelim. Zeki Demirkubuz'dan bahsetmiştim. En bana göre bu sıralamada daha doğrusu o sıralamaya gireyim. Masumiyet ve kader ikilisinin hemen arkasına kendini yer edinmiş bir film olmuş. Hayat. İyi bir film. Demlendiğinde daha çok keyif alacağınız bir film. Onu net olarak söyleyebilirim. Filmi izledikten sonra epey uzun bir düşünme içerisine girdim. Ee, filmi kafamda tekrardan bir artılarını eksilerini oturtmaya çalıştım ve e, uzun süreli olması da e, ne dereceyi ne derece kötü bunları konuşacağız. İsterseniz künyeye geçelim yavaştan. Burak Dakak ve Miray Daner başrollerde. Ben ikisinin de performansını iyi buldum ama inanılmaz oyunculuklar değil. Onu net olarak söyleyeyim. Yani yakın zamandan yine bizdeki de Demir Kubus, Nuri Bilge e, kıyaslaması gibi yaparsak Kurotlar Üstündeki Deniz Celiloğlu bu filmdeki iki oyuncuyu üst üste koyar. Beşte çarpar. Yani o derece bir üstünlük söz konusu. İyi oyunculuklar ama süper oyunculuklar değil. Onu net olarak söyleyebilirim. Bu ikili dışında filmin aslında geniş bir kadrosu var. Melis Birkan, Caner Cindor'un çok kısa bir sahnesi var. Bir 50 saniyelik bir dakikalık bir sahnesi var. Ünlü bir oyuncu olduğu için onu da saymadan olmaz. Cem Davran var. Cem Davran da iyi bir performans çıkarmış. Ben kendisini beğendim. Melis Birkan'ı çok beğenmediğimi söylemem lazım. Ben Melis Birkan'ın çok çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu filmde de Varoş'ta yaşayan anne rolünde bana performansını tam olarak geçiremedi açıkçası. Osman Alkaş dede rolünde bana göre filmin net olarak yıldızı. İnanılmaz bir performans. Kendisini nereden hatırlayacaksınız? Çok izlediğimiz bir oyuncu son zamanlarda ama adına çok aşina olmadığımız bir oyuncu. Farmaşık'taki Bey Baba kaptanımız. Gerçekten müthişti. Umut Kurt kendisi de çok iyi oynamış. Zaten beğendiğim bir oyuncudur. Bunun dışında Muttalip Müjdeci. O da son yıllarda hayatımıza giren Önemli oyunculardan çok uzun bir rolü yok ama yani her zaman gibi samimi bir performans çıkarmış. Dünyamızı bu şekilde geçebiliriz. Bunun dışında e, filmin görüntü yönetmenliğinden söz etmek gerek. Biliyorsunuz e, Nuri Bilge Ceylan'ın Kurotlar Üstünde Gökhan Tiryaki'den sonra çalıştığı Cevahir Şahin Kürşat Üret'in ikilisiyle çalıştı. E, bu şekilde bakarsak e, iki filmin sinematografisi de oldukça iyi. Zeki Demirkubuz filmografisi içerisine düşünürsek bir konuda krallığı net olarak alıyor film. Sinematografi olarak, görüntü yönetmenliği olarak filmografisinin zirvesi bu filmde bu ikili sayesinde çıkmış. Gerçekten tebrik ediyorum ikisini de. Çok iyi bir sinematografi var filmde. Filmdeki iyi unsurlardan biri aynı zamanda. Bunun dışında filmin uzun süresi beraberinde kurguyu getiriyor. Filmin kurgusu iyi ama inanılmaz başarılı değil e, yer yer filmde tempo sorunu kurgudan kaynaklı bir tempo sorunu olduğunu düşünüyorum Bunun yanında filmde eleştireceğim noktalardan biri de geçiş efektleri oldu filmin geçiş efektleri sıkıntılı ağır bir geçiş efekti kullanılmış ve ekranı karartarak e, geçiş yapıyor bu tercihi sevmedim biraz sert bir geçişi var filmin sahneler arasında bağ kurmamızı da zorlaştırmış bu geçiş bunu da çok fazla kullanıyor filmde. Bazı yerlerde yok ama filmin genelinde bu sert geçiş efekti, kararma efekti beni epey rahatsız etti. Keşke bu yola girmeselermiş. Bunun yanında filmde aslında bir epizodik anlatım var. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Filmin ilk yarısı Rıza karakterini, ikinci yarısı Hicran karakterini anlatıyor. Bunu ama net olarak işte bölüm 1, bölüm 2 gibi epizodik olarak söylememiş ama izlerken bunu anlıyorsunuz daha sonra da bu hikayeler bir şekilde birleşiyor ve filmimiz bitiyor film Aslında bir üçüncü sayfa gazetedeki bir üçüncü sayfa haberi her zamanki gibi bizim Zeki Demir kubuzdan bildiğimiz gördüğümüz aşina olduğumuz türde yani köklerinden çok uzaklaşmamış ama ...köklerini bu filmde tutunmuş da diyebiliriz. Çünkü Zeki Demir Demirkubuz'u başarılı yapan, önemli bir yönetmen yapan... ...Masumiyet ve Kader filmleriydi. Bu köklere tutunmayı son filmlerinde unutmuştu. Bu filmde o köklere tutunuyor ve gerçekten sağlam bir eser bize sunmuş. Bu açıdan e, filmi önemli buluyorum. E, bu üçüncü sayfa haberinde bir filmimizin başında... E, ...bir ayrılık ve bu ayrılık sonrasında... Aileler arasında, dünürler arasındaki yaşanan problem ne? İşte halledeceğiz. Ben eşyaları geri teslim ediyorum gibi bir giriş sekansı ile başlıyoruz. Daha sonra bu karakterleri tanımaya başlıyoruz. Rıza ve Cihan karakterlerini. Burada oyuncu yönetimi konusuna da biraz girmek lazım. Ben oyunculardan yeterli performans aldığını düşünüyorum Zeki Demir Buna katılmayanlar olacaktır. Ben oyunculukların biraz eleştirileceğini düşünüyorum bu filmde. Ama ben beğendim dediğim gibi. E, o duyguyu bana net olarak geçiriyorlar. Cem Davran çok beğenilmiş. Ben Cem Davran'ın övüldüğü kadar iyi oynadığını düşünmüyorum. Bana göre e, filmdeki dedemiz çok daha iyi bir performans çıkarmış. Yani asıl övgünün e, kendisine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, o İstanbul'daki... E, Masada gece oturdukları sahnede o ışıklandırma ile işte orada sinematografi devreye giriyor. O başarılı ışıklandırma ile geçmişe bir yolculuk yapılıp işte Rıza karakterinin annesi ve babasının hikayesini anlattığı sahnede o ağladığı sahnede gerçekten epey hüzünlendim ve o moda tamamen girdim diyebilirim. Sinema salonunda da herkes o sahnede çıkmadı ne telefonlar çıkarıldı ne bir konuşma ne mısır yeme gerçekten dört dörtlük bir performans çıkarmış Alkaş. Bunun yanında hikayemize dönersek aslında bir umutsuz aşk hikayesi izliyoruz. Bu umutsuz aşk hikayesi Zeki Demirkubuz sinemasında sık kullanılan bir yöntem. Ama bu filmde demlenmiş bir aşk hikayesi izliyoruz. Her ne kadar karakterlerin yaşları fazla olmasa da genç karakterler olsalar da o karakterlerin yaşadıkları, o oturdukları semtten kaynaklı e, fakir aileler olmaları e, devinerek e, çok fazla çalışarak bir şeyler kazanmaya çalışan biri fırıncı diğeri çiftçi bir aile olması e, elalem ne dere fazla kafayı takmaları töre törenin yanında e, komşulara malzeme vermeyelim arkamızdan konuşmasınlar dedikodu olmasın adımız kötüye çıkmasın paniği bu karakterlerin yaşadıklarını katmerlendiren, katranlaştıran unsurlar olmuş. Bunu gerçekten çok sevdim. Zeki Demirkubuz bunu inanılmaz iyi başarıyor. Ve diyalog yazımına gelelim buradan. Filmde epey bir tirat var. Masumiyet ve kaderdeki gibi. Özellikle Masumiyet'te Haluk Bilginer'in o e, güven kıracağı attığı tirat zaten Türk sinema tarihine geçmiş tiratlardandır. Buradaki monologlar da Cem Davran'ınki olsun. Bunun dışında dede karakterimizin attığı tirat olsun. Gerçekten çok güzel. Ve süre uzun olduğu için de bunları hiç kırpmaya gerek duymamış. Zeki Demir Kubus uzun uzun karakterlerine tirat attırmayı ihmal etmiyor ve bu tiratlar, bu monologlar çok iyi yazılmış. Bunları çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Yani bunları aslında düşünürsen filme vereceğim puan 7'nin biraz üstüne çıkabilir. Yani 7.5 aslında daha adil bir puanlama olacak. Filmin buradan isterseniz yavaş yavaş görüntü yönetmenliğini parlattığım, benim çok övdüğüm noktalarından birine gelelim. Bu e, kafedeki karakterlerin artık e, çatışmanın tamamen kurulup olayların patlayacağı climax anındaki bu kafede vicdan karakterinin yanında e, oturan kişiyle olan sahnede, kafe sahnesi, hayırdır birader ne bakıyorsun bir sıkıntın var sahnesinden bahsediyorum hatırlarsanız. O sahnedeki kadraj tercihi gerçekten çok iyi. Oraya gelen karakterin kim olduğunu görmüyoruz, arkadan görüyoruz kendisini ve çok şaşırtıcı şekilde bir olay yaşanıyor. Bu olay bana gönül yarasındaki e, final sekansını hatırlatmadı değil. Buradaki de çok çarpıcıydı. Daha sonra zaten karakterler. Yollar tamamen ayrılıyor, farklı yollara gidiyorlar ve buradan da filmin final tercihine gelelim isterseniz. Filmin flu bir final tercihi var bana göre. Filmin finalini ben epey sevdim. Filmden çıktığımda yanımda izlediğim e, arkadaşla biraz konuştuk. Finali nasıl buldun diye sordum. Ben pek beğenmedim dedi. Ben beğendiğimi söyleyince neyi beğendin diye sordu, merak etti. E, flu anlatım izleyiciler tarafından çok benimsenen bir unsur değil açıkçası bunu söyleyebilirim herkes net bir final bekliyor yani net olmayan finallerin tatmin edici olmadığı gibi bir düşünce hakim sinema seyircisinde ben buna katılmıyorum filmin finalindeki o tercih bana göre artık siz istediğiniz gibi düşünebilirsiniz bu karakterlerin akıbeti ne olacak şeklinde yorumlanabilir Zeki Demirkubuz artık ustalık dönemine girmiş bir yönetmendir bu saatten sonra bu filmde de e, maharetini konuşturmuş, bir duraklama dönemine girmişti son filmleriyle. Oradan sıyrılmış, e, kendisini başarılı yapan unsurlardan olan ko, e, masumiyet ve kader filmlerine o köklere tutunarak kendini bir kademe yukarı atmış bir yönetmen olarak değerlendirilebilir. E, filmi sinemada izlemenizi tekrar öneriyorum ama sabırlı bir izleyiciyseniz e, bu filme gidin. Filmin süresi epey uzun dediğim gibi 3 saat 13 dakika kimilerini sıkacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.